Hazreti Ömer radıyallahu anh efendim hazretleri demiş ki yarısını vereceğim, bu defa Ebu Bekir kardeşimi geçeceğim inşallah. Getirmiş Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin gözünün önüne, mescidi saadetinin saadetin ortasına bir şeyleri böyle yığmış. Ya Ömer, ne getirdin? Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, malımın tam yarısını aldım geldim, size veriyorum, istediğiniz gibi tasarruf edebilirsiniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dua ediyorlar ve memnuniyetini izhar ediyorlar. Biraz sonra Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh de bir şeylerle geliyor, birçok şeylerle geliyor. Ya Ebu Bekir, sen ne getirdin? Ya Resulallah, zaman zorluk zamanı, onun için malımın tamamını getirdim ya Resulallah, ne varsa. Peki evde çoluk çocuğa ne bıraktın? Allah ve Resulü var ya ya Resulallah, Allah ve Resulü var ya, onlara Allah'ı ve Resulullah'ı bıraktım. Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz hazretleri böyle buyuruyorlar: ömrümde bir defa Ebu Bekir kardeşimi geçeyim demiştim ama yine geçemedim. Yine geçemedim. Böyle latifeleşmem. Biraz sonra Cenab-ı Osman radıyallahu anh efendimiz hazretleri geliyor değerli kardeşim. O gün ordu 10.000 civarındaydı hatırımda kaldığı kadarıyla. 10.000'in üzerinde ordu vardı. Ordunun ihtiyaçlarının 1/3'ünü, tüm ordunun 1/3'ünü teçhiz edecek alat-ı edevatı atıyla, devesiyle, kılıncıyla, kalkanıyla, gürzüyle, okuyla, yayıyla getirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin önüne koyuverdiler. Resulullah o kadar memnun oldular ki, o kadar hoşnut oldular ki, minbere çıktılar ve buyurdular ki, ya Rabbi, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol. Şuna bakınız değerli kardeşler, şuna bakınız, şu duanın kemaline bakınız ve şu mazhariyetin büyüklüğüne bakınız. Resulullah böyle buyuruyor: ya Rabbi, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol. Ve Osman bundan sonra artık ne yaparsa yapsın kendine zarar vermez buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Bundan sonra ne yaparsa yapsın, ne işlerse işlesin, nasıl davranırsa davransın, kendisine yaptıkları zarar vermez artık. Hazreti Osman radıyallahu anh efendimiz hazretleri bunu ne ile temin ettiler? Bu duaya ne ile mazhar oldular değerli kardeşlerim? Canını vererek değil, malını Resulullah'ın huzuruna koyarak bu duaya mazhar oldular. Meğer vermek ne büyük naviliyet, ne büyük mazhariyetmiş. Hazreti Osman radıyallahu anh efendimiz yine Tebuk seferindeydi. O davranışı ile Cenab-ı Hak Hazretleri onu Kur'an-ı Kerim'de, müfessirlerimiz öyle diyorlar, şu ayeti kerime ile methettiler: aminu billahi ve rasulih. Ey müminler, Allah'a ve Resulüne iman edin. Ve enfiku mimma cealekum müstehlefine fih. Allah'ın size verdiği, sizi sahip kıldığı şeylerden siz de Allah yolunda infak edin. İnfak edin. Fellezine amenu minkum. Sizden iman edip de ve enfeku, infak edenler var ya, ve enfeku da işaret Hazreti Osman radıyallahu anh'edir diyor müfessirlerimiz. Sizlerden iman edip de ondan sonra infak edenler var ya, Allah yolunda verenler var ya, lehum ecrun kebir, onlar için muhteşem ecirler, muazzam mükafatlar, o verdiklerinin sayısız misali kendileri için Allah katında olacaktır. Sübhanallah. Meselullezine yunfikun emvalahum fi sabilillah kemesel habbetin enbetet seb'a senabil fi kulli sunbulatin 100 habbe vallahu yudaifu limen yasha vallahu vasiun alim. Allah Allah. Bakınız, alemlerin yüce Rabbi Allah yolunda infak edenlere nasıl mükafatlar vaat ediyor. O Allah yolunda mallarını harcayanlar, o Allah yolunda mallarını sarf edenler var ya, Cenab-ı Hak Hazretleri Kur'an'ında Bakara suresinde onları misallendiriyor bize. Onların halini anlatıyor. Meselullezine yunfikune emvalehum fi sebilillah
كَمَثَلِ حَبَّتٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَسِنَا سَنَابِلٍ O Allah yolunda cihad için, ümmeti Muhammed'in hayrı için, ümmeti Muhammed'e cami lazım, camiye verenler. Okul, medrese lazım, medreseye, okula verenler. Hastane lazım, hastaneye. Yol açılıyor, yola. Çeşme yapılıyor, çeşmeye. Köprü. Yani müminlerin, insanların niye ihtiyacı olmaz ki değerli kardeşler? Hayrın, onun için hiçbirini küçük görmeyeceğiz. Hiçbirini. Hani dedelerimiz taş yerinde ağırdır derler ya. Hastane lazımsa hastaneye. Okul lazımsa okula. Ben illa camiye vereceğim. Yok, hastanede lazım. Tabii cami hayrı kabul ediyorum. Hayırların en mükemmeli, en güzeli Allah'ın evine yapılan infak. Beytullah diyoruz camilere ama hastaları camide tedavi edemezsiniz. Misal veya küçük yavruları camiye doldurup da onları o pırıl pırıl sıralarda okulda okutmak varken camide olmaz öyle bir şey. Onun için ümmeti Muhammed'in neye ihtiyacı varsa, neye ihtiyacı varsa, falan yerde çeşmeye ihtiyaç var. Orada o çeşmenin yapılması lazım. Hani sahabeden bir zat gelmiş, ya Resulallah, anacığım için arkasından hayır yapmak istiyorum. Faydası olur mu ya Resulallah? Evet buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Anacığın için arkasından hayır yapacaksan, babamız için de aynı şey, dedemiz için de aynı şey, bütün geçmişimiz için aynı şey. Evet, sana mutlaka faydası olur ama su hayrını tercih et buyuruyorlar aleyhissalatü vesselam. Su hayrını tercih et. Hemen gitti, bir kuyu kazdırdı. Bu benim anacığım için ümmeti Muhammed'e vakfediyorum. Hayır, onlara veriyorum, ihsan ediyorum buyurdular. O günün dünyasında kuyular kazılıyor, sular oradan çekiliyordu. Aleyhissalatu vesselam su, neden? İhtiyaç var çünkü. O köprünün oraya yapılması lazım. Yoksa ümmeti Muhammed oradan geçemiyor. O köprüyü yapanlar, o köprü ayakta kaldığı müddetçe, oradan ümmeti Muhammed geçtikçe, kendisi öleli, Mimar Sinan'ı hatırlayınız şimdi, pır 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 durmadan hasenat, camilerde namaz kılındıkça, ezan, minarelerde ezanlar okundukça, hastanelerde hastalar tedavi olundukça, o köprülerden insanlar geçtikçe, efendim o medreselerde talebe-i ulum, şer'i ilimleri vesaire ilimleri tahsil ettikçe, yaptıranların ve Mimar Sinan'ımızın amel defterine hayır ve hasenat durmadan pır 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 600 yıldır durmadan uçuyor, durmadan uçuyor. Amel defteri durmadan kabarıyor. Ayet-i Kerime'ye döneceğim ama Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyorlar ki اِذَا مَاتَ الْاِنْسَانِ İnsanoğlu öldü mü? Diğer rivayette اِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمْ اِذَا مَاتَ اِبْنُ آدَمْ Ademoğlu öldü mü? اِنْ قَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ Amel defteri kapatılır, amelleri biter. Öyle ya, namaz kılamıyor, oruç tutamıyor, zekat veremiyor, sadaka veremiyor. Yani bunun gibi hayırlı ve hasenatta bulunamıyor. Onun için amel defterini melekler kapatırlar. Kıyamet gününde, hesap gününde tekrar açmak üzere. Ama diyor aleyhissalatu vesselam, bazı kişilerden müstesna. Bu hadisi şerifte illa min felâs buyuruluyor. Ancak üç kişiden, üç kişinin efendim amel defteri kapatılmaz. Biz de onlardan olalım inşallah. İnşallah biz de onlardan olalım. İnfak edersek, Resulullah'ın sözünü tutarsak aynen onlardan oluruz. Kimdir onlar? Veya nedir onlar? Sadakatun cariye. İraba takılmayın, böylesi de var, öbür türlü de var. Merfu da var, mecrur da var. Sadakatun cariye. Devam eden bir sadaka. Dediğim gibi, biraz evvel söylediğim gibi, o köprüyü yaptırmış. O köprüden geçildikçe, o çeşmeyi yaptırmış. O çeşme orada aktıkça, şu kapı camii yapılmış. Veli Efendi merhum, Cenab-ı Hak onun da bütün geçmişimizin de kabrini cennet eylesin inşallah.
Bu kapı camimiz yapılırken ilk banisi değil de tamamen yıkıp yeniden yapılırken efendim Veli Efendi yaptırmış. Cenab-ı Hak kabrini cennet etsin. Nezih bir insan, mübarek bir insan, güzel bir insanmış. Prensip edinmiş. Kimseden bir şey istemeyeceğim ama verenlerin verdiklerini de reddetmeyeceğim. Kimseden de bir şey istemeyeceğim. Kapı camimiz böyle pırıl pırıl haliyle yapılmış değerli kardeşlerim. Etrafından 3 kuruş verenler, 5 kuruş verenler demişler ki yahu Veli Efendi, evet sen para harcadın ama cemaatten de bir dünya para topladın. Ne topladın, milletten bir hesap ver bakalım bir. Kimden kaç kuruş aldın bir hesap ver. Çok yakın dostlarından birine ağlıyormuş. Yahu bu adama hesap vermek çok kolay ama hesap verirsem şimdi benim ne harcadığım ortaya çıkacak, ona çok üzülüyorum diye buyururlarmış. Ya hesap verirse de milletten cemaatten şunu topladım, kendim şunu harcadım, bu cami şuna mal oldum. Hesap verirsem benim ne harcadığım meydana çıkacak, ona çok üzülüyorum diyormuş. Hani sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyen, görmeyenler diyor ya aleyhissalatü vesselam, arşın gölgesinde gölgelenecek 7 zümreyi sayarlarken hatta la ta'lemu şimaluhu ma tunfiku yeminuhu, sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyenler sadakayı verirken bu kadar gizliliğe dikkat edecekmişiz. Efendim sadakayı cariye buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Böyle bir cami yaptırmış, dediğim gibi minare yaptırmış, ezan-ı Muhammediler okundukça amel defteri kapanmıyor bir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri öyle buyuruyorlar. Ev ilmin yuntefe'u bih. Ev ilmun yuntefe'u bih. Kendisinden istifade olunan ilim bırakmış. Talebeler yetiştirmiş. İmam-ı Muhammed, İmam-ı Ebu Yusuf yetiştirmiş. İmam-ı Şafii'yi yetiştirmiş. İmam-ı Veki. Tabi İmam-ı Malik Hazretlerinin de Mevlana'ları yetiştirmiş, Muhiddin Arabilerin yetişmesine vesile olmuş, Elmalı Hamd Efendi'yi yetiştirmiş, Ömer Nasuhi Bilmen'i yetiştirmiş, hocalar yetiştirmiş, onun da amel defteri kapanmıyor. Rabbim bize de nasip etsin inşallah. Veya kitaplar yazmış, kitaplar. Değerli kardeşlerim, inanın böyle, vallahi diye samimiyetle söylüyorum, bizim bildiğimizden filan ne olacak? Bizim bildiğimizden ne olacak? Babacığım bile, Rabbim cennetteki makamını âli kılsın, bir gün ben de cemaatin içindeyim, vaazda öyle söylüyordu. Cemaati Müslümin, biz nakiliz, yani nakleden kişileriz. O ilmi icat eden büyük insanlar, o büyük alimler, başka kişiler diyordu. O bile öyle söylüyordu, ben haddimi biliyorum. Ama bazen açıyoruz böyle kitapları, ecdadımız o kitaplardaki satırların arasına öyle inciler dizmişler ki insan hayran oluyor. Hayran oluyor. Ya Rabbi diyorsunuz, bir insan aklına bu hikmetler nasıl gelir? Nasıl bunlar kaleme dökülür? Nasıl bunlar ifade edilir? Bu nasıl ilim böyle? Ve allennâhu min ledünnâ ilmâ fehvâsın ve Cenab-ı Hak Hazretleri ilham ediyor. Gerçek alime ilham ediyor. Öyle eserler yazmışlar ki onlarca cilt. İnanın böyle seleften yüzlerce cilt eser yazanlar var. Şöyle bir hatıra duymuştum. Büyüklerden bir zat 100 ciltten fazla bir eser ile Kur'an tefsirini ortaya koymak istiyor. Cenab-ı Hak Hazretleri gönlüne ilham ediyor. Hayatımın esrarının bu kadar açılmasına müsaade etmiyorum diye. İslam tarihi böyle insanlar yetiştirmiş. İmam-ı Azam Hazretlerinden bahsedilir biliyorsunuz. Defaatle duydunuz bu kürsüde. Bir hadisi şeriften 300 bin mesele içtihad eden İmam-ı Azamlar yetiştirmiş bu ümmet. Elhamdülillah. Rabbim yeni yetişen neslimize istidat versin inşallah. Eserler bırakmış, eserler bırakmış. O fıkhi eserler, o tefsirler, o ahlak ile ilgili eserler, o hadis şerhleri, sadece bir Buhari'nin yüzlerce şerhi yapılmış. Sahih-i Buhari'nin yüzlerce şerhi yapılmış bu ümmet tarafından. Cenab-ı Hak cümlesinden razı olsun. Onlar
Sahipleri bırakmışlar Mevla-i Müteal Hazretlerine. Şimdi ihtiyaç olduğu zaman hemen o eserleri açıyoruz. Tefsirlerimize bakıyoruz. İlmihallerimize bakıyoruz. Fıkıh kitaplarımıza bakıyoruz. Müracaat ediyoruz. İşte onun da amel defteri kapanmaz buyuruyor aleyhissalatu vesselam. Evveledün, bak çok güzel, çok güzel bir latifede hepimizin yapabileceği bir şey inşallah. Evveledün salihun yed'u leh, kendisine arkasından hayırla dua eden, kendisi için istiğfar eden, Rabbirhamhuma kema rabbeyani sagira diye Allah'a dua eden, salih bir evlat bırakanın da amel defteri kapanmaz buyuruyor aleyhissalatu vesselam Efendimiz Hazretleri. Öyleyse eser bırakacağız. Evlat mı olur? Cami mi olur? Camide bir tuğla mı olur? Değil mi efendim? Bir avuç kum mu olur? Bir torba çimento mu olur? Ne olursa işte değerli kardeşlerim. Hiçbir hayrı ve iyiliği küçük görmeyeceğiz. Rabbimiz lütfetsin. Efendim Ebu Talha hurma bahçesini geldi. Hani hatırlayacaksınız. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz Hazretlerinden de bahsettik. Ebu Talha'dan da şu kadarını söyleyivereyim. Ya Resulallah, bu bahçe benim için çok kıymetli. Bunu Allah ve Resulü için infak ediyorum demişti ya. İçinde bir kuyusu da varmış. Suyu pek tatlıymış. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gelir o kuyudan zaman zaman su içerlermiş. Resulullah buyurdular ki bahin. Peh. Bravo be sana, böyle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem takdir ediyor, tebrik ediyor. Zalika malun rabih. Bu çok kazançlı bir, çok kazançlı bir mal bu. Sana çok şey getirdi bu mal. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tebrik ediyorlar Ebu Talha radıyallahu anh hazretlerini. Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz hazretleri için de ne buyurduğunu söyledik. Ya Rabbi, ben Osman'dan razıyım, sen de razı ol diye dua etti aleyhissalatü vesselam. Ve artık bundan sonra Osman ne yaparsa yapsın kendine zarar vermez. Bunu ne ile temin ettiler değerli kardeşlerim? Dünyalık malla. Dünyalık malla. Dediğim gibi can vererek değil, mal vererek. Cenab-ı Osman radıyallahu anh Efendimiz Hazretleri o gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin fevkalade tebrik, tahsin ve teşekkürünü efendim almış idim. Değerli kardeşlerim, infak etmek güzel şey. Verebilmek güzel şey. Bazen zenginlik olur, bazen fakirlik. Bazen ticaret bol olur, bazen daraltır Rabbimiz. Bazen bol servet verir, şükür ister. Bazen de darlık verir, sabır bekler. قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُتُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ. Allah Allah, ayeti kerimeye bakınız. De ki Muhammed'im, alemlerin yüce Rabbi kullarından, ha demek ki bakın bir hakikat, bir gerçek öğreniyoruz. Kullarından dilediğine rızkı bolca verir, taşırır, ihsan eder. Ve yakdiru leh, bazılarına da az verir. Bazılarına da fakirlik verir. Hangisinin hayırlı olduğu belli değil, haberimiz ola. Yani çok verdi de zengin olduk, o mu hayırlı hakkımızda? Yoksa az verdi de fakirul hal olduk, kıt kanaat geçindik, o mu hayırlı? Belli değil. Ama belli olan bir şey var. Servet vermiş, şükrediyor. İnfak ediyor. Hani Mevlana'mız diyor ya, infakta, cömertlikte akan nehirler gibi ol. Sağını, solunu, önünü, ardını, aktığı bütün mecrada suya gark eden bir nehir gibi ol. Onun için aleyhissalatü vesselam, sağdan gelene veriniz, soldan gelene veriniz, önden gelene veriniz, arkadan gelene veriniz, bolca infak ediniz diye tembihde bulunuyorlar. Eğer böyle infak eder de şükrederse hayırdır. Ama tutarsa bir şey söyleyemeyiz. Bir şey söyleyemeyiz. Hele hele zekatını vermezse Rabbim muhafaza buyursun, vebaldir, mesuliyettir ve sonunda ateştir. Öyle olunca
fakirlik mi daha zor, zenginlik mi daha zor? Yani zenginliğe şükretmek mi daha zor, fakirliğe sabretmek mi daha zor? Alimlerimiz, ikisi de zor ama zenginliğe şükretmek daha zor diye buyuruyorlar, haberiniz ola. Demek ki maddi imkanı daha çok olanlara daha çok görev düşüyor, daha çok vazife düşüyor. Dediğim gibi vermek zor, onun için demek ki. Vermek zor, onun için demek ki. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُ. Ayeti kerimeyi de unutma. Gönlüne perçinle, çelik perçinle, altın, gümüş perçinle, perçinle. Rabbimiz böyle buyuruyor değerli kardeşlerim. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ. Siz neyi infak ederseniz, ne verirseniz, فَهُوَ يُخْلِفُ. Allah onun ardını mutlaka getirecektir. Devamını mutlaka verecektir. Men ca'e bil hasenete felehu ashru emsaliha. Verdiğimiz her şeye Rabbimiz bire on veriyor. Bire on veriyor. Bire on ihsan ediyor. Ki biraz evvel ayeti kerimeyi yarım bıraktık. Allah yolunda verenlerin halini Cenab-ı Hak Hazretleri. Meselüllezine yunfikune envalehum fi sebilillah. Kemeseli habbetin. Bir buğday tanesi gibi. Enbetet seba senabil. Yedi sapın üzerinde yedi başak bitiren kişinin haline benzetiyor. Toprağa bir tane atıyor mücahit. Köylü amcamızın yaptığı gibi. Bir buğday tanesi, bir arpa tanesi atmış toprağa. Cenab-ı Hak yedi sap veriyor. Yedi sapın üstünde yedi tane başak. Her başakta yüzer tane. Bire 700 veriyor Allah-u Zülcelal. Bire 700 veriyor. Sadece bununla da kalmıyor. Mücahitlere, cihad edenlere ihlas ve samimiyetle, hani tabiri hasıyla litekune kelimetullahi hiyel ulya, tabiri hasıyla Allah'ın kelimesi, Allah'ın dini, İslam sancak ve bayrağı aziz olsun diye verenlere Cenab-ı Hak Hazretleri en az bire 700 veriyor. Sonra vallahu yudaifu limen yeşa, dilediğine daha da çok veriyor. Vallahu vasiun alim, bi gayri hesapta verebiliyor. Bi gayri hesapta verebiliyor. Veriyor. Kulunun ihlasına ve samimiyetine göre. Onun için İslam'ın izası için kurulmuş müesseselere çokça yardım etmeliyiz. Çokça yardım etmeliyiz. Kur'an kursları bir memleketin iman davasıdır. İmam Hatip okulları bir milletin izzet mücadelesidir. Okullar, mektepler, medreseler, vakıflar, dernekler, ümmeti Muhammed'e hizmet için kurulmuş dernekler. Ya değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Hazretleri lütfetsin, bolca verelim inşallah. Konu tatlı ve geniş ama zamanımız da daralıyor. Geçtiğimiz hafta vakıflar haftasıydı. Onun için o konuya da temas etmek istiyorum. Müminlerin, bunu özellikle söylüyorum yalnız, dikkatle seçilmiş, firasetle tayin edilmiş vakıfları da olmalıdır. Bizim medeniyetimiz İslam medeniyeti, aynı zamanda vakıf medeniyetidir. Vakıflar medeniyetidir. Şu camiler, Selimiyeler, Süleymaniyeler, Sultanahmetler, hanlar, hamamlar. Kitaplarımız diyor ki, yeryüzündeki ilk vakıf Kabe-i Muazzama'dır. Melekler inşa etmiştir deniliyor. Ama Adem Aleyhisselam asıl banisi. Ondan sonra onun bıraktığı temellerin üzerine Halilullah İbrahim Aleyhisselam, oğlu İsmail Aleyhisselam ile beraber bina ettiler. O günden bugüne kadar ümmeti Muhammed tavaf ediyor. Ve de Halilullah İbrahim Aleyhisselam'ın defteri amalini düşününüz artık siz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin halini düşününüz artık siz. Ümmeti Muhammed ibadet ettikçe,
namazlar kıldıkça, oruçlar tuttukça, zekatlar ve sadakalar verdikçe hepsine delalet eden kim? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün amelden اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاِلِ Hayre delalet eden, aynen yapan gibidir buyuruyor ya aleyhissalatü vesselam. Bütün amellerimizden, bütün davranışlarımızdan, dolayısıyla bıraktığımız vakıflardan ve de kendimizden sonraya emanet ettiğimiz bütün hayırlarımızdan Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin nasibi var. Allah'ın Resulü de birçok vakıflar bırakmışlardı. Bahçeler, hurmalıklar, eserler bırakmışlardı. Ümmetine örnek olması için. Sahabe-i kiram efendilerimiz, vakıf yapmayı, vakıf bırakmayı çok seviyorlardı. Cenab-ı Cabir radıyallahu anh hazretleri buyuruyorlar ki, maddi durumu yerinde olan ensardan, muhacirinden, sahabeden hiç kimseyi bilmiyorum ki bir vakıf eseri bulunmasın. Maddi durumu müsait mi? Bütün sahabenin bir vakfı vardı. Sahabe-i kiram böyle yapmışlar. Ondan sonra işte Abbasiler devri, Emeviler devri, Abbasiler devri, Selçuklu dedelerimiz, işte Alaaddin Camii, diğer camilerimiz, Osmanlı dedelerimiz dünyayı neredeyse vakfetmişler ümmeti Muhammed'e ve insanlığa be. Ya Osmanlı dedelerimiz dünyayı vakfetmişler, dünyayı. Her adım başı bir vakıf. Her adım başı. Yani o seyyiat devrinde dedelerimin vakıflarını yıkanların Rabbim dünyasını da yıkıyor, ahiretini de yıkıyor belli de. Ama İstanbul'u geziyorsunuz, mesela bir Üsküdar'ı geziniz. Hala onlarca, yüzlerce, binlerce eser ayakta. Her köşe başında cami, mescit, han, hamam, çeşme, medrese, şu, bu. Fesübhanallah, dediğim gibi sanki bütün dünyayı vakfetmiş dedelerimiz. Bizim de eserlerimiz olsun. Ama sözün başında söyledim değerli kardeşlerim, dikkatli olarak, kendimizden sonrakine bırakacağımız emanete dikkat ederek, korunabilecek bir şekilde, tamam mı? Başkasını mesuliyete sevk etmeyecek bir şekilde vakıf bırakmak, büyük bir hayır bırakmak demektir. Amel defterimizin kapanmaması demektir Cenab-ı Hak Hazretlerinin lütfuyla ve ihsanıyla. Yalnız bu neşenin içerisinde cemaatime, beni dinleyen kardeşlerime şunu da hatırlatmalıyım. Herhangi bir yerde, herhangi bir köşede ve efendim bucakta, herhangi bir şurada burada ev, dükkan filan falan vakıf var mı? Sakın ha el uzatmayınız. Sakın ha el uzatmayınız. Sakın ha el uzatmayınız. Dünyanızı da mahveder, ahiretinizi de perişan eder. Kusrana uğrarsınız. Sakın ha. Bu cemaat kardeşlerimiz bu konuda dikkatli ama ben hatırlatıyorum. Hani denilir ki, birkaç dakikanızı alacağım. Süleyman Aleyhisselam küçük bir serçe ile takışmışlar, sohbet ediyorlar. Serçeye biraz kızmış Süleyman Aleyhisselam. Niye şöyle yaptın, böyle yaptın filan diye öyle anlatılır. Latifedir bu. Hütüt içinde söylenilir. Ya Süleyman, üzerime fazla gelme, servetini, sarayını, samanını, saltanatını yıkarım. Yahu diyor, ben koskoca Süleyman, sen küçücük bir Allah'ın kuşusun. Nasıl yıkacaksın? Giderim diyor, bir vakıf eserinden küçük bir toprak, küçük bir kesek alır, sarayın bir kenarına bırakırım, mahvolursun, perişan olursun diyor. Yıkılırsın. Ve tetkik ediniz, tarihe bakınız. Hiçbirinin ne dünyada ne ahirette yüzü gülmemiştir vakıf eserlere tabi olanların. Hele o yıkanlar, yıktıranlar, satanlar, sattıranlar var ya, mahşerde beraber göreceğiz inşallah. Ama buna rağmen biraz evvel arz ettiğim gibi nerede neye ihtiyaç varsa muhakkak bizim de hayrımız olmalı, bizim de vakfımız olmalı, bizim de amel defterimiz inşallahu rahman kapanmamalı. Cenab-ı Hak Hazretleri cümlemize iyi hal, zengin bir gönül ve ahlak-ı Muhammedi nasip eylesin. Amin. Daima halimize göre, gücümüze göre, takatimize göre veren el olmayı Rabbim bize nasip etsin. Amin. Ecdadımız dönemindeki o bereket, o izzet ve o şerefi tekrar Rabbim cümlemize, bütün ümmeti Muhammed'e ve evlatlarımıza nasip etsin. Amin. Rabbim cümlenizden razı olsun.
Rabbim ümmeti Muhammed'in dertlilerine deva, hastalarımıza şifa, borçlarımıza edalar nasip eylesin. Geçmişimize rahmet ve merhametiyle muamele eylesin. Cümlemizi yüce zatına layık kul, Habibine layık ümmet eylesin. Doğrusu biraz sözü uzatmışım değerli kardeşlerim. Vakıf konusunda söyleyeceklerim vardı ama fazla vaktinizi almak istemiyorum. İnşallah ilerideki derslerimizde yine bu konuya temas ederiz. Cenab-ı Hak Hazretleri hayırda yaşayan, ümmeti Muhammed'e nice hayırlar bırakan ve hayırla, en hayırlı hal ile ölüp en hayırlı hal ile kabrinden kalkan bahtiyaran zümresine cümlemizi ilhak eylesin. Rabbim bütün ümmeti Muhammed'den ve cümlenizden razı olsun. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.